Dolar 40 TL kat. kurunun da beklentisinin yıl sonu 17 17.57 dedim. 17.57 öngörmesi de Merkez Bankası bu Mayıs ayına ilişkin piyasa katılımcılarının yaptığı ankette, o da orası da ilginç tabii. Yani bunu biz demiyoruz, Merkez Bankası söylüyor, evet. Şimdi düşün ki şimdi 40 katır mı 40 satır mı durumundayız. Enflasyona endeksli tahvil çıkarsak, süper bono çıkarsak bu yükü nasıl taşıyacağız? Kim taşıyacak? Abi O kadar. enflasyona endeksli bir tahvil yapacaksa, demin sorumu bir daha yenileyim. %70 üzeri bir faiz verme ihtimali zaten çok güç değil mi? Hangi enflasyon oranına endeksli bir tahvil ya da ne bileyim koruma verecek hükümet şu anda? Bakan Nebati Evet. bahsediyor ama bak Cumhurbaşkanı Erdoğan o konuya girmedi bile o topa. Şimdi Yani onu söyle. gerçi ezdirmeyeceğiz dedi vatandaşımızı, on dedi ama bir üründen bahsetmedi. Çünkü gerçekten böyle bir şey yani herhalde, ne bileyim, nasıl olacak %70 üzeri faiz, bunu nasıl ödeyecek hazine, kim ödeyecek? Senin hazine enflasyona endeksli ürün çıkaran bütün merkez bankaları veya hazineler bu ürünü çıkarırken ya gerçekleşmiş enflasyonu esas alırlar ya da beklenti konusu olan enflasyon oranını esas alırlar. Ama şimdi şu ekranın başında bizi seyreden herkese söyleyelim, soralım. Lütfen herkes de cevabını yazsın. Yıl sonunda enflasyonun düşeceğini, mevcut seviyelerin altına düşeceğine inanıyor musunuz? Bak, eğer inanıyorlarsa Ferit, zaten enflasyondan korunmak için geniş kitleleri tahvil çıkararak koruyamazsınız. Bu parası olan tasarruf sahibi ve Türk lirasının dövize tekrar yönelmemesi için TL cinsi varlıklarda duran insanların dövize, altına, gayrimenkule yönelmemesi için getirilen ürünler, bilhassa döviz krizi sebebiyle bu ürünleri çıkarıyoruz. Şimdi Herkes şu an inanmıyorum diyor. Hatta bir izleyicimiz impossible demiş, imkansız inanmadığına demiş bir izleyicimiz. göre bizim hazinemiz çıkıp dese ki ya ben yıl sonu enflasyonunu esas alarak bono çıkarıyorum dese kimse itibar etmeyecek. Demek ki o ihtimali dikkate almayacağız. Neyi dikkat alacağız? Gerçekleşen enflasyona dikkat alacağız. Ya %70 enflasyondan korunmalı bir tahvilin ne demek? Getirisinin %70 artı olması lazım. %70 artı olması lazım. Şimdi o zaman da herkes şunu soracak. Ya beyler siz %19 faizi yüksek görüp %14'e indirirken bizi getireceğiniz yer %70 artı getirili bir tahvil mi? Bono mu olacak diye herkes soracak. Zaten muhatap olduğumuz tabloya bakınca geçen hafta veremedik, bu hafta seyircilerimize verelim çünkü veriler çıktı. Tablo bir de görüldüğü üzere 848 milyar TL'ye ulaşmış zaten, ne ulaşmış? Kur korumalı mevduat. Evet. 848 milyar TL kur korumalı mevduatın hali hazırda, geçen haftaki rakamı bu. Ferit, 848 milyar demek aşağı yukarı 60 milyar dolarlık bir dolar karşılığı mevduat demek. Hem bunu esas aldığımızda hem mevcut döviz cinsi mevduatları dikkate aldığımızda Türk bankacılık sistemindeki mevduatların %71'i döviz veya dövize endeksli mevduatlardan oluşuyor. Görüldüğü üzere kur korumalı mevduat veya enflasyona endeksli tahvil dediğimiz ürünlerle bile enflasyonun düşeceği gibi bir inanç olmadığı için, kaldı ki hükümetin de ben yemin ederek söylüyorum ki enflasyonla mücadele diye bir derdi yok. Bunu da piyasa aktörleri senden benden daha iyi gördükleri için kimse dövizden bir biçimde vazgeçmiyor. Hala kendini koruyabilmek için ya döviz ya altın ya gayrimenkul gibi ürünlere gidiyorlar. Altına gitsinler, gayrimenkule gitsinler, öyle bir derdi yok hükümetin. Hükümetin tek derdi var. Vatandaşın elinde bulunan, sistemde bulunan veya yastık altında bulunan döviz veya altının Merkez Bankası'nın rezervlerini güçlendirecek şekilde sisteme sokulması. Onlara da bu cazibeyi sağlayabilmek için olmadık yöntemler icat ediyoruz. Para politikası araçlarını kullanmaksızın. Şimdi o tablo biri verdiyse orada aylar itibariyle KKM'nin nasıl arttığını seyircilerimiz görmüşlerdir herhalde. Şimdi tablo 2'de ise ne var?
biz o KKM'nin yani kur korumalı mevduatın maliyetinin ne olacağını anlatıp duruyorduk. Şimdi yani dolar kurunun artışına göre değil mi? Artışına yani, göre. Artışına, şimdi, onu söyleyelim de bilmeyenler iddia var. İddia ederek söyledik ki şimdi bunu bu grafikleri 507 Müstahar isimli bir sayfa hazırlıyor. Twitter'dan arkadaşım, onları kullanıyoruz. O tablo 2'de görüldüğü üzere Ferit, bak ne diyor bu tablo 2? Eğer diyor 848 milyarlık kur korumalı mevduatın kur seviyesine göre maliyeti şudur. 88 milyar oldu şu an itibariyle 15 lira 92 kuruşluk döviz kuruna göre. E şimdi herkes ekranlarına baksın. Kur ne kadar? Herkes ekranlarına lütfen baksın. Bu tablo ne diyor? Kur korumalı mevduatın banka hariç, banka faizleri hariç hazineye, kamuya veya merkez bankasına yükü getirdiği yük 88 milyar. Peki 17 liraya çıktığında ne olacak? Yani 1 lira 6 kuruş daha arttığında. 149 milyar. Peki 18 liraya çıktığında ne olacak? 206 milyar. 19'a çıktığında 263 milyar. 20'ye çıktığında 320 milyar. 21'e çıktığında 376 milyar. 22'de ise 433 milyar. E şimdi biz Ferit ne diyorduk? Bir defa bizim bütçe açığımıza kur korumalı mevduat sebebiyle yaklaşık 400 milyar TL bütçe açığını artıracak bir kalem geliyor. Bir maliyet geliyor. Bu maliyet bu. Bunun hesabını herkes yapabilir. Benim yapmama bile gerek yok. Bütün seyircilerimizin matematik bilgisi bu kadar sıkıdır herhalde. Yapabilirler. E şimdi görüldüğü üzere, ispatlı bir şekilde görüldüğü üzere bugün itibariyle 88 milyarlık bir yüke katlandı. Kim katlandı? Millet katlandı. Şimdi tablosu bu olan, rakamları bu olan, kuru tutmak için bu maliyetine yoksul milleti katlandıran, yani peynir satın alan insanın KDV'sinden ödenecek, temizlik malzemesi, mutfağına süt alan, et alan, bulgur alan, zeytin alan insanların ödediği vergilerden bunlar karşılanacak. Peki bu durumdaki bir ülke, yine lafın başına dönüyorum, 2023'te Milli Uzay Projesi ile Türk vatandaşı birini uzaya sert iniş yaptıracak. Ya Allah aşkına, karşılaştığımız problemler bunlar bizim. Bak Hülya, cevabından şunu mu anlıyorum ben? Yani şu konuyu bitirelim istiyorum. Yeni bir ürün çıkartacak. Yani o maliyeti kuru korumalı mevduatta olduğu gibi o maliyeti göze alacak bir altyapısı şu an hükümetin yok mu? Çıkartamaz mı enflasyon korumalı? Bunu mu söylüyorsun şu anda? Kuru korumalı örneğini verdin ya. Evet, bunun maliyeti yüksek. Kur arttıkça o da artıyor. Evet. Bize yansıyacak o vergilerle. Şimdi, evet, şimdi gibi. Konuşalım. Yeni bir ürün ondan mı gelmedi bugün aslında? Ya da gelmeyecek mi böyle bir ürün? Tartışıyoruz. Müzakere ediyoruz. Tamam. İnceleyip sık dokuyoruz. Doluya koyuyoruz, dolmuyor. Boşa koyuyoruz, almıyor diye bir laf vardır ya, veya tam tersi. Şimdi 848 milyar nerede bekliyor? Kur korumalı mevduatta bekliyor. Evet. Bunların en son vadesi ne biliyor musun? Daha önce söyledim. 25 Şubat'ta 6 aylık vadeye giren şirketler vardı. Hatırla. 25 Şubat'ta 6 aylık şirketler için 6 aydı vade biliyorsun. Ne zaman? Evet. 25 Ağustos'ta 6 aylık süre en geç dolacak. Aynen. Şimdi oturduk, hesap yapıyoruz. Sen de yap, seyircilerimiz de yapsın. Bu 848 milyar 12 Mayıs itibariyle 848 milyar. Biz kur korumalı mevduatı devam ettirelim mi? Bize yeterli zamanı kazandırdı mı? Bize nefes aldırdı mı? Bize döviz kırılganlığımızı ve Merkez Bankası'nın rezervlerine takviye oldu mu diye düşünüyoruz. Bunu devam ettirsek, ne zamandan itibaren devam ettirsek, söylüyorum, son tarih 25 Ağustos. Devam ettirsek yıl sonundaki maliyet 433 milyar. Peki. Devam ettirmeyelim,
enflasyona endeksli bir tahvil çıkaralım. Nasıl çıkaralım? Gerçekleşen enflasyona göre. Gerçekleşen enflasyon ne? Nisan itibariyle, Nisan sonu itibariyle %70. Mayıs itibariyle çıkacak rakam asgari %76, %77. Yani böyle bir faiz. Gerçekleşen enflasyona göre çıkardık. Şimdi bu 848 milyarlık kur korumalı mevduat zaten Temmuz'a, Ağustos'a geldiğinde kur korumalı mevduatın emrettiği düzenlemeler gereğince yeteri kadar kurdan faydalanmış olacaklar. Kur farklarını almış olacaklar. 848 milyarın ne kadarı enflasyona endeksli tahvile gider? İki, yetmedi. Az önce dedim ya, kur korumalı mevduatta ve döviz hesaplarında %71 döviz veya dövize endeksli mevduatlar. Geri kalan %29'luk bankalardaki TL mevduatlar enflasyona endeksli tahvile koşacakları için bankaların finansal yapıları ve mevduatları biteceği için onlar da mevduat kaçmasın diye bankalarda faiz yükseltecekler. Mevduat kaçmasın diye. Peki devlet, hükümet dedi ki faiz artıramazsınız ey bankalar. Telefonlar çalıştı, talimatlar gitti. Peki bankalar bu bütün paralar enflasyona endeksli tahvile giderse, kur korumalı mevduattaki bütün paralar enflasyona endeksli tahvile giderse, normal mevduatlar buraya giderse bankaların finansal yapıları bozulacak. Bunları şimdi sen bana soru sordun ya, ne çıkacaktı, niye çıkmıyor? Bunları şimdi oraya koyuyorlar olmuyor, buraya koyuyorlar olmuyor, 40 katır mı 40 satır mı tartışıyorlar. Birileri diyor ki her ne kadar bankalardaki para enflasyonu endeksi tahvile gitse bile o paralar sonuçta hazineden çıkıp tekrar piyasaya çıkacağından bankalara döner. Bankalara nasıl dönüyor? %70 faizli tahvil satmışsan bankalara bugün olduğu gibi %17 ile 18 ile 19 ile nasıl döner bu paralar? Yani bankaların mevduat ve kredi yapısı bozulur.